Belediyesi'nin düşüncesi bildiğimiz kadarıyla alan bazlı bir kentsel dönüşüm çalışması. Ama orada işte ekonomik dayatmalar çok fazla bugünlerde. Peki bir şey soracağım. Şimdi 30 Ekim'e böyle hatırlıyorum da o günleri. Ben büyük tepki göstermiştim yayınlarımda. Deprem oldu. İnsanların canları enkazların altında ama bakanlık pat diye bir karar aldı. İzmir'in ihtisas odalarını itti. Başka yerlerden meslektaşlarınızı diyelim getirdi buraya. Ben bunun nedenini çok sordum. Yani AKP'lilere de sordum, Bayraklı'da yakaladım, bakanın şeyine, danışmanına da sordum bu neden diye. Fakat cevap alamadım. Siz hiç ben araştırdınız mı? Acaba bir şey dediler mi diye. Siz bir şey öğrenebildiniz mi? Ya öğrenebildiğimiz tabii bize size bu sebeple tamam demedik demiyor kimse tabii ki. Ama tahmin edebiliriz buradan. Hani siyasi gerekçelerdir büyük ihtimalle. Yani tahminim bu yönde. Neden? Çünkü aslında ihtiyaç yok muydu? Vardı ki... İşte İstanbul'dan, diğer Adana'dan bizim meslektaşlarımız geldi buraya. Hasar tespitinde görev aldılar. Biz hazırız dedik. Biz evet. Deprem oldu. Depremin ilk anında zaten olur olmaz işte ulaşabildiğim belediye başkanlarını ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü aradım. Nerede ne var? Hem anlamaya, kavramaya çalıştım ve nereye gelelim? Birkaç kez biz gittik. Birebir işte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bize yer verin. Hani biz de gelelim, biz de bir şey yapalım diye. İlk başta biraz daha ılımlıydı aslında. Hani olabilecek gibiydi. Hatta gördüğümüz bazı yüksek yapılarda da hasarlar vardı. Hatırlarsınız zaten. Hani onları iletip bakın buralarda da tespit yapılması gerekiyor. Ha burada zaten ihtiyacımız olur size. Bilgisini aldıktan sonra döndük, hatta bir ekip de kurduk. Dedik ki bu alanda çalışan meslektaşlarımızı hazırda bekleyin. Hani bizden istek olabilir. Yani biz hazırdık. Meslektaşlarımızı duyurduk, yapacağız, gideceğiz diye. Ancak son sabah işte cuma günü oldu deprem. Cumartesi günü katılacağız gibi. Pazar günü oraya gittiklerinde biz inşaat mühendisliği odasından kimseyi almıyoruz. Peki hani ne yapalım? Hani neden almıyorsunuz bunu? Tabii bir cevap yok burada. Cevap yok. Muhtemelen sizin görmenizi istemedikleri, duymanızı istemedikleri, onaylamayacağınızı bildikleri bir şeylerin içine girdiler. Ha, yani biz ne yaptık? De tahminim bu. Biz artık hazırdık. Ve dedik ki tamam, biz deprem toplanma alanları vardı biliyorsunuz zaten şeyde Osman Gazi'de oluşturulan Aşık Veysel'de. Biz orada masamızı açtık. Çünkü çok sayıda vatandaş da bizi arıyordu. Hep cevap da şunu verdik biz aslında. Yani cumadan itibaren, cumartesi günü vatandaşlarımız aradığı için biz dedik ki biz gelmeyelim. Biz çünkü çevre şehirciliği hani tek başta olsun. Hani farklı bilgilendirme de olmasın. Biz onlara destek olacağız diye bilgi verdik biz vatandaşlara. Ama onlar hayır deyince biz gittik. Masamızı açtık ve kamuoyuna da duyurduk. Ha, destek almak isteyen, resmi bir rapor değil bu. Ama destek almak isteyen herkese biz bu desteğimizi sunacağız dedik. Masamıza gelen birçok vatandaşımıza, telefonla arayan birçok vatandaşımıza yerine giderek kendi görüşlerimizi paylaştık onlarla. İyi.